Adnan Aybaba Fan Club. Adnan Aybaba Fan Club'ın işi çok zor. Evet. Yani bu gecenin sonunda Adnan Aybaba'nın vereceği karar sizi de etkileyecek. Buradan hepiniz saçsız çıkabilirsiniz, haberiniz olsun benden söylemesi. Tabii ki sevgili Teoman, özellikle Muhammed'e yakın plan eğer girebilirsek, Adnan Aybaba'nın tüm zor gecelerinde onu yalnız bırakmayan Muhammed yine onunla birlikte. Hoş geldin. Her iddialı olduğu gibi. Muhammed. Bir de nikah şahidi Muhammed mikrofonu alsana. Mikrofonu al. Adnan Aybaba'nın durumu ne olacak bu akşam? What you think about? Yok. Mr. Adnan? İyi olacak. İyi olacak. Evet. Kestirsin mi saçları? Yok. Ha? Ne yapsın, peruk mu taksın? Yok. Yok. Siz öğretmişsiniz, her şey yok diyor. Neyse. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol geldiğin için ve Güverte Restoran yine bizlerle birlikte çalışanlar. Evet. Mustafa Denizli kardeşimiz sağ olsun o kadar yardımcı oldu ki Galatasaray'ın maçı rahat kazanmasına, belki de biraz sonra sevgili Adnan'ın saçlarının kazınacak olmasına. Sevinir gibi hani. Yani aksini düşünmem. Şimdi ben bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum. Aksini düşünmem mümkün değil tabii. Adnan bir söz verdi. Karşılıklı bir iddiaya girdi. Bugüne kadar verdiği bütün sözleri de tuttu. Fenerbahçe forması giydi. Küpe taktı. Doğru. Üç iddiayı da. Kıyafet dağıttı. Say. Beyaz eşya, pardon, beyaz eşya yoktu. Yok, evet. Beyaz eşya. Böyle bir talep vardı da olmadı galiba. Tabii. Evet. Yani üç iddiaya girdi bu programda. Üçünü de kaybetti, yerine getirdi. Yılın kaybedeni zaten. Eminim ki bunu da yerine getirecek. Yok, getirecek. Bir soru soracağım sana. Niye doğru söyle ama. Şimdi burada çok açık net. Pazar akşamı. Sen Galatasaraylısın biliyorum. Herkes bildiği gibi. Ben de biliyorum. Peki Pazar akşamı Beşiktaş'ı tuttu mu tutmadı mı? Beşiktaş'ı hayır ben hayır, doğru. Şöyle çok samimi söylüyorum. Beşiktaş'ı tuttu mu tutmadı mı? Çok samimi söylüyorum. Kimi gördümse özellikle benim oğlumun yaşında genç arkadaşlar da var burada. Onların bütün çevresi Adnan'ın saçının kesilecek olmasını merak ediyorlardı. Tarzan'ı pek şey yapmamışlar. Yani gerçekleşir gibi ihtimal görmemişler. Ama ona demagoji yapıyorsun. Yok, sevgili Ayrı İşler de sözünde duracak. Cevap vermiyorsun. Sevgili Ayrı İşler de sözünde. Sonra sana soracağım. Bilal Bey, bu soruyu size soracağım. Söyleyeceğim. Hep sen soruyorsun. Adnan, ya, bugün ben soracağım sana. Adnan sonuçta aynı zamanda Bugün Gazetesi'nin de benim spor müdürlüğünü yaptığım Bugün Gazetesi'nin de yazarlığını yapıyor. Dolayısıyla bu arada ekrana özür diliyorum. Evet. Adnan Aybaba'nın daha önce kaybettiği ve yerine getirdiği iddialar geliyor. Geçen sene yine bendenizle birlikte ekranın sol tarafında Adnan Aybaba Fenerbahçe forması giyerken. Evet, buyurun devam edin bu görüntülerinizle. Bunlara belki bir yenisi eklenecek. Dazlak Adnan Aybaba'yı göreceğiz ilerleyen saatlerde. Yol. Benzetmek gibi olmasın. Benzetmek gibi. Evlerden uzak. Yani benim bildiğim Adnan tabii kestirir. Mutlaka kestirir. Evet. Ondan eminim. Dolayısıyla Adnan'ın böyle dazlak haliyle gazetedeki o köşe yazılarında güzel bir fotoğrafının duracağını düşündüğüm için. Fotoğraf değişecek. Değişecek tabii. Peki şimdi düşünebiliyor musun? Papyonlu bir Tarzan. Papyonlu bir Tarzan. Hızlı hızlı sevgili Verel, geçelim, konular var çünkü. İkinci bölüme bırakalım. Şimdi konu kaybeden olduğu için şu anda kaybeden bir arkadaşımız var karşımızda. Çok stresli gördüm Aydın'ı. Bütün hafta boyu doğru. Çok özür dilerim. Çok kısa araya girebilir miyim? Ben size kısaca görüntüleri üzerine seslendireyim. Bu kulağınızı deldirmek istediğimiz görüntüler sevgili Adnan Aybaba, ama sizin direndiğiniz, hemşirenin stüdyoya geldiği. Bakın, sol taraftaki sizsiniz, deldirmek Adnan, istemeyen kulağını. Ben sana o gün dedim ki kulağına küpe olsun, bir daha iddia girmeyelim. Evet. Ama bu bile küpe olmadı, bir iddiaya daha girdiniz. Siz bir soru soracaktınız, o soruları alalım. Evet, geçelim. Ben sana soruyorum. Sen cumartesi akşamı... Sessizliği sağlarsak lütfen, evet. Sen cumartesi akşamı kimin kaybetmesini isterdin? Beşiktaşlı mıydın, Galatasaraylı mıydın? Doğru söyle bana. Yani Beşiktaş'ı mı kazanmasını isterdin? Cumartesi akşamı. Bu iddianın sonucunda kimin yerine getireceksin? Pazar akşamı diyelim. Pazar akşamı. Bakın, çok açık bir şey söyleyeyim. Evet. Hani bu sorunun tarafı olmak istemem ama sorduğunuz için ya söylüyorum. Ya rahat söyle. Özür dilerim. Müsaade eder misiniz? Alınmam, merak etme. Sevgili yüz binler, milyonlar. Sevgili spor duayenimiz Hayri abimizin Tarzan kıyafetiyle bu stüdyoya gelmesinden daha çok sevgili Adnan Aybaba'nın buraya Yul Brynner gibi dazlak gelmesi açıkçası daha çok ilgimi çeker. Ama çok gaddarsın ya. Yani benim adam devamlı kaybediyor. Hayır, adam devamlı kaybediyor. Bırak bir kere kazansın ya. Bu şartlara tabii kaybedeceğiz. Ama bu da bir rekor. Küpe taktık. Takacağız abi. Kulağına küpe olmadı. Türkiye'nin şartlarında kaybedeceğiz tabii. Bakın, bir mesaj var. Hemen okumak istiyorum. Çok kısa araya gireceğim. Bu konuyla ilgili bir mesaj var sevgili Engin Berer. Almanya'dan gönderiyor. Ayşe Hanım Hamburg'dan. Sevgili Adnan Aybaba, rica ediyorum. Günlük hava tahmin raporu yapar mısınız bir haftalık? Ne derseniz tersini giyeceğim diyor.
Hayda. Bakın çok ilginç. İlginç bir yaklaşım. Yani sevgili Adnan Aybaba'yı önümüzdeki günlerde hava durumu sunarken de görürsek, evet, şaşırmayalım diyelim. Ama sevgili Bülent, peki iddiayı ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ne evet, yapacağımızı. Arada kaynamasın yalnız o iş. Kaynamayacak yani sevgili programın, hatta yani, bu konuda gelen bir mesaj var. Müsaade eder misiniz? Ya, bir dakika, ateşli. Edirne'den Nurettin Bey demiş ki, bu işi tabii çok fazla ciddiye alıyor ekranları başındaki insanlar. Bu bir iddia sadece ve bu bir espri. Adnan Aybaba'nın, Sayın Aybaba'nın kesimi İslami kurallara uygun mu yapılacak diyor. Yani bu bir kurban kesimi değil. Saç kesimi. Bu bir saç kesimi lütfen. Olayları karıştırmayalım. Adnan Aybaba'nın saç kesimi gerçekleşirse, kabul ederse tabii ki İslami kurallara uygun yapılacak. Gereken yapılacak. Neyse. Bunu geçelim. Hoca efendi. Lütfen müsaade eder misiniz? Beşiktaş taraftarı kan alıyor. Bakın lütfen. Bu konuda insanlar... Kanalı Beşiktaş. Ben müsaade ederseniz sorumu bitireceğim. Tamam, sor. Beynimi okuyamıyorsunuz herhalde. Beşiktaş taraftarı kanalı. Teşekkürler. Eğer bu saçlar bu canlı yayında giderse, koskoca Adnan Aybaba'nın kırlaşmış İtalyan vari saçları canlı yayında sıfıra kazınırsa, bunun hesabını kimden sorarsınız ilk bu saydığınız maddelerden? İşte başkandan başlarım, Yıldırım Başkan'dan. Sorar mısınız hesabını? Sorarım tabii. Ne diyeceksiniz? Yani böyle bir şey var, ben bu iddia... Karşınızda Yıldırım Demirören var. Kameraya bakıp sorar mısınız? Bak kameraya, bak kameraya. Şimdi ben telefona geçelim önce. Telefona geçelim sonra. Siz ben sorayım. Siz nasıl olsa biriktirdiniz, konuşacaksınız. Adnan Aybaba saçlarını kestirmeli mi sizce? Kesinlikle. Bir söz verdiyse eğer arkasında durması gerekiyor. Kesinlikle. Söz vermek. Siz Beşiktaşlı mısınız? Evet, kestirmeli bence. Pardon, isim? Selda. Selda Hanım. Of. Siz de Beşiktaşlısınız. Evet. Kestirmeli mi Adnan Aybaba? Kestirmeli. Ayrıca yakışacağına inanıyorum. Hayda. Yakışacağına inanıyorum. Kesinlikle. Bakın ben bir dakika, mikrofon sizde kalsın. Hanımefendilere verir misiniz? Ben yakışır mı yakışmaz mı? Yakışır mı yakışmaz mı bilmiyorum ama ben bütün bir hafta düşündüm. Hani bu iddia, sevgili Engin abim de sordu ya programın başında. Hani ne taraf olursa hoşunuza giderdi diye. Ben canlandırmaya çalıştım sevgili Adnan Aybaba'yı. Tamamıyla sıfır, Yul Brynner gibi. Adnan abi hiç çekilmezsin. Bakacağız ona. Neyse. Peki bir bayan taraftarımız daha var, sonra döneceğim. Evet. Fenerbahçelisiniz galiba. Ben Fenerliyim. Beşiktaşlı değilim ama bence Adnan Aybaba böyle daha karizmatik. Kestirmese daha yakışır. Bravo. Aa, bir dakika. Bravo. Bakın Adnan Aybaba Fenerbahçelileri mutlu etti bu stüdyolarda. Formanızı giydi. Galatasaraylıları bu akşam mutlu edip etmediğini göreceğiz. Aynı şekilde yine Fenerbahçe maçı mıydı kıyafet? Küpe yine evet. Fener yani. En çok Fener taraftarını memnun etti. Bence onun için danışıklı dövüş var bu işte. Bunu saymıyorum. Evet. Beşiktaş evet. Atkısı var. Hep birlikte göreceğiz. Geleceğim. Mikrofonu arkaya verelim. Döneceğim. Sen de döneceğim. Arkaya. Şeye sorsan mı? Ufak bu. Bir dakika. Geçen hafta bu stüdyoda verdiği sözü yerine getirecek mi? Canlı yayında saçlarını Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı yenilgi sonrası kazıtacak mı? Vah, az sonra canlı yayında göreceğiz bunu hep birlikte. Ben de merakla bekliyorum Adnan Aybaba'nın yeni saçını, aslında, şeklini ve... Aslında benim değil de bu futbolcuların kazıtması lazım diyorsun. Efendim? Futbolcular dönem dönem kazıtıyor. Bence şimdi, acitasyon yani. Yapmayın, değiştirmeyin. Niye yapmıyor? Onlar kazıtsın. Evet, Haldun Üstünel'i onlara dinlediniz. Onlara güvenelim şu halimize bak. Haldun Üstünel, Sayın Üstünel diyor ki... Ne diyor abi? Ne diyor abi? Tamam o zaman boş siz biraz konuş. Daha hayır, düşünün ben hayır işlere konuşun, dönüyorum. Boş, tamam. Boş konuş. Sevgili hayır işler. Haldun Üstünel'i dinlediniz. Maçın hakemi... Bu arada şunu da söyleyeceğim. Bir dakika müsaade eder misiniz? Ben söyleyeceğim önce. Ben yanlış program böyle muhabbetle gidiyor. Ne olacak saç? Bırak sen saçı. Ne demek sen saçı? Şurada, burada ne konuşuyorsun biliyor musun? Şurada adaletsiz bir yönetimden bahsediyorsun. Doğru mu? Ben niye saçımı kestiriyorum? Bunlar bahane mi? Bunlar bahane mi sevgili arkadaşlar? Bunlar bahane mi? Bunlar bahane mi? Sen delikanlı adam değil misin? Ya delikanlı, bu delikanlı mı karşı bu ülkede? Bak, baksana. Burada bütün Beşiktaşlar dedi ki bizim bildiğimiz... Tamam delikanlıyız. Ama şartlara bak. Bırak hiç su koy verme. Su koy verme. Nasıl? Evet bir dakika bir sessizlik. Hayır işler, sevgili arkadaşlar bir sessizlik. Sevgili Adnan Aybaba bir sessizlik rica ediyorum. Şimdi sevgili spor müdürümüz Tosun Yavuz rejide. Sevgili Adnan Aybaba bir... Efendim? Bir dakika. Efendim?
Çok zor ama yani şimdi bunu... Peki. Şöyle bir şey yapalım. İçeriyle tabii konuşuyoruz sürekli. Hem haber akışı ile ilgili olarak hem yayın akışı ile ilgili olarak sevgili Adnan Aybaba neticede bir iddiaya girdi geçtiğimiz hafta. Ya bu kaçınılmaz. Görüntüsü var. Çıkarttık, gösterdik. İzledik. Gerekirse sevgili Teoman'dan, yönetmenimizden rica ederiz. Bir daha izleriz. Siz bunu söylemişsiniz. Ayrıca ya, bir dakika. Hayır. Ya bu ülkede direktörün sözünde durmuyor. Allah Allah. Şimdi önce izleyiciye soruyoruz. Yanaklar var. Evet. Tribünlerimize bakıyoruz. Biz interaktif bir futbol programıyız. Sadece el. Çıt istemiyorum. Ses istemiyorum. Adnan Aybaba. Siz mikrofon vücut çalışıyorsunuz abi. Sürekli bir indiriyorsunuz bir kaldırıyorsunuz. Bir bekleyin. Hasta bir saniye. Abi, hasta ya. Her televizyon programı. Kestirsin diyenler saçını Adnan Aybaba. Bir şey söyleyeyim mi? Demokraside bu çoğunlukla adam değil saç. Kestirmesin diyenler. Üç kişi. Nerede evet, abi? Üzgünüz. Adnan Aybaba'nın saçları bir şekilde gidecek. Nasıl gidecek? Oylamaya göre. Oylamaya göre. Engin abi. Sayın Meral. En son. Programı ben idare edeyim. Tamam. Gelin yer değiştirelim. Ben saçımı kestireyim. Siz yönetin. Ya ben ne zaman konuşayım? Bekliyorum. Tamam, konuşsun Engin. Sevgili Engin Meral. Adnan Aybaba saçlarını kestirmeli mi? Ya zaten kestirmeli. Kazıtmalı mı? Pardon. Kazıtmalı mı? Şimdi o iddia girdiği zaman bugüne kadar... Düzeltiyorum. Kestirme yok. Kazıtmalı mı? Sevgili Adnan kazıtacak zaten. Sevgili Adnan girdiği bütün iddiaları kazandığı zaman da rakibine yaptırmıştır. Kaybettiği zaman da kesmiştir. Çünkü söz vermek biliyorsun yemek ısmarlamaya benzemez. Evet. Yani. Onun sessizlik. Için, tahmin ettiğim kadarıyla aslanlar gibi kırmızı koltuk. Bir de önemli bir koltuk. Rengi de çok güzel. Kırmızı koltuk. Ha şimdi diyeceksin ki kestirme falan havasına yatmasın. O zaman girmesedin iddiaya. Ha öyle oldu demiştin Sayın Engin Meral. Girdin kaybettin. Ha, şimdi öyle oldu. Hayır girdin kaybettin. Bak bir şey diyeceğim. Bana olur. Kaybettin. Ben bu şartlarda girdim. Saçımı kestirmem. Niçin? Hangi şart? Ne şartlar? Bak niçin? Hangi şartlar? İki pehlivan güreşe çıkıyor. Evet. Bu güreş değil bu. Bir dakika. Güreş değil. Dakika, baskı abi. Yoktu. Burada şartlar eşit değil. 11-10 maçlar oynanıyor. 11-10 oldu mu ben düşünürüm. Yok, evet. Yok. İki pehlivan olmadı mı senin işte bir yanlışlık var. Senin gibi adam hiçbir bahane. Senin gibi adam. Hiçbir bahaneye adın, sığınmaz. Bir laf vardır. Ayrıca bak. Haydi Bey. Haydi Bey bir laf saydı. Vardır. Sen de iyi bilirsin. Adın çıkacağına canın çıksın ha. Derler. Ayrıca. Allah Allah. Evet, tabii. Bak, onun için adın çıkmayacak. Sözünde duracaksın. Sözünde duracaksın. Bütün seyirciler de ekran başında milyonlarca kişi de katılacaktır. Sana çok büyük bir faydam dokunacak. Bak kafan kazındıktan sonra evet. Şampuan yok. Jöle yok. Sprey yok. Kuaför yok. Bu ekonomik ama krizde. Şapka takacak. Şapka takacak. Kış az ama. Kış. Hayır, kış ama şapka takacak. Bir de sana bere hediye edeceğim. Evet, peki. Sevgili Ersan Çelik. Sessizlik. Sevgili Ersan Çelik, kestirmeli mi? Kazıtmalı mı, kazıtmamalı mı? Kazıtma ne ya? Bir dakika. Kazıtmam abi. Kazıtmam diyor. Hazır mı Teoman? Bir dakika. Kestiririm. Kazıtacağım dediği ya, görüntüyü versene senin. Allah Allah. Bir dakika, hani izliyorum. Sessiz. Bak, orası izliyorum. Er meydanı. Kazıtacağım ne öyle mi? İzleyin. Galatasaray, Ali Sami Yen'de yenilirse saçınızı kazıtıyor musunuz? Hayır. Tarzan kıyafetiyle bu suya gelmeyi kabul ediyor musunuz? Geliriz tabii. Beşiktaş yenilirse ki güveniyorsunuz, olmaz diyorsunuz. Nerede? Ali Sami Yen'de saçınızı sıfıra kazıtıyor musunuz? Son kez iddiaya giriyorum ve kazıtıyorum. Evet, şimdi... Şimdi bir saniye. İzlediniz mi? Demiş misiniz? Hadi bir an evvel kompüyü getir makineyi getir. Bir dakika. Sevgili Ersan Çelik kazıtsın mı? Göreyim ya. Bir dakika kazıtsın mı? Ya Adnan Aybaba. Aybaba Adnan söz verdiyse bunun arkasında sonuna kadar durur ya bunu tartışmaya gerek kazıtayım yok. Kazıtayım diyor değil mi? Kazıtır tabii ya delikanlı Adnan ya ne diyorsun sen? Sevgili Ayrı abi. Tartışmaya evet, gerek var kazıtmalı mı? Kazıtmalı mı? Çok kısa cevap. Eyleme geçeceğiz. Ya böyle bir soruyu bana soruyorsun. 6 gün stres yaşamışım. Adam uyku uyumadı. Şu anı görebilmek için. Sakin ol. Sabahtan beri. Bülent adam uyku uyumadı bir hafta. Kazısın mı kazıtmasın mı? Bir hafta uyku uyumadı. Bağırarak söyle kazısın. Tek tüy kalmasın. Sabunlu bezle her sabah kafayı silsin. Peki. Şimdi sizin son demecinizi alalım. Sonra da kazıma işlemine başlayalım. Kabul etmiyorum. Ben bak ben sadece ben Yıldırım Demirören Başkan'a birçok konuda katılıyorum. Buyurun. Bununla bunun ne alakası var? Var. Katılmak başka şey, kestirmek başka şey. Soralım. Evet. Hayır onları niye soruyorsun? Onlar yoktu geçen hafta. Bir saniye. Beşiktaş hakem hataları yüzünden mi yenilmiş? Yok öyle bir şey. Hayır, ya, ne demek istiyorsun? Soralım bakalım.
Ayrıca SMS'lerle de soruyor musun? SMS'lerle. Bir dakika. Kritik bir yere geldik. Beşiktaş hakem hatalarıyla mı yenildi mi? Evet. Diye seyirciye sordunuz. Eğer evet, seyirci derse, evet. bunu kabul ederse kazıtacak mısınız? Seyirci hakem hatalarıyla Beşiktaş'ın yenildiğini kabul ederse kazıtacak mısınız saçınızı? Kazıtacak, mecbur kazıtacak. Kazıtacağım. Kabul ediyor musunuz? Bir dakika. Kazıtmayacağım, kestireceğim. Hayır, kazıtacağım. Hayır, Beşiktaş seyircisi, Beşiktaş taraftarı evet, olarak düşünün hepinizi. Şu anda hepiniz Beşiktaşlısınız. Beşiktaş hakem hataları yüzünden mi yenilmiştir Galatasaray'a? O zaman yok. O zaman bitti. Eğer kabul ediyorsanız bunu Adnan Aybaba saçını kestiriyor. Bu kadar. Kabul ettiler. Kabul ettiler. Bir daha. Bir daha hep bir ağızdan rica ediyorum. Beşiktaş hakem hataları yüzünden mi yenilmiştir? Hayır var. Hayır çıkmıyor. Herkes evet diyecek. O zaman kestireceğim saçı. Hayır, tabii hayır. Hakem hataları yüzünden yenilmedi. Yok, doğru. Beşiktaş hakem hataları yüzünden yenildi diyenler. Beşiktaş hakem hataları yüzünden yenildi diyenler. Sen Beşiktaş demişsin. Niye kaldırmıyorsun? Evet. Stüdyonun çoğunluğu kabul ediyor. Evet. Şimdi sevgili ayrı işler. Gelelim iddianın. Ben kestirme bak. Niye sevgili Tosuyomuz. Ben müsaadenizle. Yok abi. Adnan Aybaba'yı. Çok ayıp ama ya. Hayır kestirme. Hayır abiyle beraber şey ya, söz verdin sen. Bir dakika. Bak bir dakika. Olur mu söz verdin? Neden? Sohbet orada devam edeceğiz. Hayır, hayır, yok. Kestirip kestirme hakkınız var. Bir dakika neden? Sohbet orada neden? Devam edeceğiz. Neden? Bir dakika. Yakışır mı kardeşim? Arkadaşlar sessizlik. Yine söylüyorum. Beşiktaş normal şartlarda bu müsabakada yarışmıyor. Anormal şartlarda. Onun için ben saçımı kestirmem. Hakem hataları, dış güçler, masa oyunları, federasyon, MHK, disiplin Sayın kurulu, Aybaba. Tahkim kestirmiyor. Sizi kırmızı berber koltuğuna alın. Kestirmiyorum abi. Kestirmiyorum ya Allah Allah. Sizi kırmızı berber koltuğuna alın. Bırak abi. Başkan Yıldırım Demirel'e %100 katılıyorum. Başkan i̇şte bak ben sana işte senin gibiler Beşiktaş'ı bu hale getiriyor. Bırak abi doğru söylüyor. Beşiktaş'ı senin gibiler bu hale getiriyor. Allah'ın olsun. Bırak. Bırak ya. %100 katılıyorum. Ne söylüyorsunuz? Bir saniye, bir şey söylüyorum ben size. Lütfen hep ağızdan konuşmuyorum. Ne var? Ne var? Bana mı anlatıyorsun sen bunu? Bana mı anlatıyorsun? Bana mı söylüyorsun bunu? Bana mı? Beni her zaman bağladı. Ya sen ne anlatıyorsun? Bu ülkede ne sözler duyduk biz? Sen ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Bir dakika babayı da kestireyim saçını. O da kestirsin saçını. Hadi tamam, bırak teşekkürler. Ya. Hadi bırak ya. Hadi bırak ya. Şimdi. Kesin abi. Mikrofonu